Sayın hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Veri gazeteciliği üzerine yapmış olduğum çalışmamı sizlere aktaracağım. Sunumumu, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmanın kapsamı, araştırmanın yöntemi, araştırmanın soruları, araştırmanın bulguları ve son olarak sonuç kısmına değinerek sonlandıracağım. Araştırmanın amacı, haberciliğin yeni bir boyutu olan veri gazeteciliği üzerinde durularak, dünyada örneklerine rastladığımız, aynı zamanda ulusal haber kuruluşlarında da karşılaştığımız veri gazeteciliği haber örneklerinin yerel haber kuruluşlarında yer alıp almadığını belirleyebilmektir. Teknolojide yaşanan değişimler gazetecilerin haber elde etme yöntemlerini de dönüştürmüştür. Dönüşen gazetecilik ile birlikte veri gazeteciliği kavramı ortaya çıkmıştır. Gazetecilerin haber elde etme yöntemlerinin dönüşümünün belirlenmesi, dönüşen gazetecilik ile birlikte veri gazeteciliğinin ortaya çıkışı gelecek hakkında öngörüde bulunulmasına katkı sağlayacaktır. Araştırmanın kapsamı dahilinde çalışmada Adana'da yayın yapan iki farklı yerel haber sitesi veri gazeteciliği göz önünde bulundurularak incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada haber sitelerinde yer alan veri gazeteciliği haberleri ele alınarak benzer şekilde oluşturulup oluşturulmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. İki farklı haber sitesinde yer alan iki farklı veri gazeteciliği haberi örneği incelenmiştir. Çalışmada yerel gazetede yer alan veri haberlerinin benzer şekilde ya da farklı şekilde oluşturulduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Adana'da yayın yapan iki yerel gazete, Refleks Gazetesi ve Adana Ne Diyor haber siteleri seçilmiştir. İki yerel haber sitesinde yer alan iki veri gazeteciliği haberi seçilerek benzer şekilde oluşturulup oluşturulmaması tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada veri gazeteciliğinde haber üretim süreçleri göz önünde bulundurularak haberlerin ortak şekilde oluşturulduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmada betimsel analiz yönteminin kullanılmasındaki amaç belirlenen tema üzerinden yorumlanabileceğinin düşünülmesidir. Çünkü Yıldırım ve Şimşek'e göre bu araştırma yöntemiyle veriler belirlenen temalara göre sınıflandırılarak analiz edilmektedir. Çalışmada şu soruların cevapları aranmıştır. Büyük veri gazeteciliğinde doğrudan etkili midir? Büyük veriyle elde edilen veriler haberleştiğinde değer kazanıyor mu? Veri gazeteciliği haber üretim süreci aşamalarında benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Adana Ne Diyor sitesi veri gazeteciliği açısından incelenmek üzere ele alınmıştır. Yine incelenmek üzere 29 Temmuz 2019 yılında yayınlanmış olan Armağan Kabaklı'nın hazırlamış olduğu Adana Milletvekillerinin Bir Yıllık Karnesi başlıklı veri haberi ele alınmıştır. Haberin içerisinde verilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi kayıtları üzerinden değerlendiği belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere haberde hikayeleştirme kısmında Adanalı milletvekillerinin bir yıllık yasama faaliyetleri tek tek tablolaştırılarak daha anlaşılır bir biçimde belirtilmeye çalışılmıştır. Tablolar sonrasında tablo içeriği detaylı şekilde anlatılmıştır. Haberin son kısmında ise bütün milletvekillerinin yasama istatistiklerinin yer aldığı tablo verilmiştir. Haberin tasarımı okuyucunun anlayabileceği görsellik ve anlatım ile sağlanmıştır. İncelenmek üzere ele alınan bir diğer haber sitesi ise Refleks Gazetesi'dir. Veri gazeteciliği açısından incelenmek üzere 5 Haziran 2018 yılında yayınlanmış olan Başar Şeker'in hazırlamış olduğu listelerde avukat ve mühendis ağırlığı başlıklı veri haberi ele alınmıştır. Haberin içerisinde verilerin tam olarak nereden alındığına dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. Haberde hikayeleştirme öncelikle anlatım yoluyla gerçekleştirilmiştir. Haberin sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilecek Doğu Akdeniz Milletvekili sayısı tablo halinde verilmiştir. Bunun yanı sıra milletvekili adaylarının öğrenim durumu tablolaştırılmıştır. Haberin son kısmında milletvekili adaylarının meslekleri tablo halinde verilmiştir. Aynı zamanda milletvekili adaylarının cinsiyet tablosu da belirtilmiştir. Yine haberin tasarımı okuyucunun anlayabileceği görsellikte ve anlatımda oluşturulmuştur. Araştırma veri gazeteciliği göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş ve incelenen sitelerde veri haber örneklerine rastlanmıştır. Bu bağlamda araştırmada iki farklı haber platformu veri gazeteciliği bağlamında incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda haber sitelerinde yer alan haberlerin benzer şekillerde oluşturulduğu ortaya konmuştur. Araştırmada Refleks Gazetesi ve Adana Ne Diyor sitelerinde inceleme yapıldığında her iki haber sitesinde de birer veri haberinin yer aldığı gözlemlenmiştir. Refleks Gazetesi ve Adana Ne Diyor sitelerinde yer alan veri haberlerinin siyasi içerikte hazırlanmış olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda büyük verinin veri haberlerinin oluşmasında doğrudan etkili olduğu düşünülmektedir.
Veri gazeteciliği haber tüketim alışkanlığını değiştirmekten ziyade gelişen teknolojiyle birlikte değişen haber tüketim alışkanlığına uyum sağlamıştır. İki farklı haber sitesinde yapılan araştırma sonucunda yerel basında da veri haberleri yapan medya kuruluşlarına rastlanmıştır. Araştırmanın öncesinde analizde yer alan haberlerin farklı şekillerde ortaya konulduğu düşünülmüştür. Fakat iki farklı sitede yer alan veri haberinin benzer teknikler ile oluşturularak aktarıldığı gözlemlenmiştir. Meclis verilerinden yola çıkılarak veri haberlerinin hazırlandığı gözlemlenmiş. İki veri haberine bakıldığında verilerin meclis verilerinden yola çıkılarak oluşturulduğu ortaya konmuştur. Haberlerde istatistikler ve görseller kullanılarak büyük veri, haberi oluşturan haberciler tarafından doğru yorumlanarak haber değeri taşıyan metinlere dönüştürülmüştür. Adana Ne Diyor sitesinde büyük veri üzerinden haber organı istatistikler halinde milletvekillerinin yasama performansını tablo ile vererek haberi yorumlamıştır. Genel itibariyle haber incelendiğinde büyük veriden elde edilen veriler haber değerine dönüştürülmüştür. Adana Ne Diyor sitesinde yer alan veri haberinin okuma sayısına ve yorum alma sayısına incelemeler sonucunda ulaşılamamıştır. Refleks gazetesi sitesinde büyük veri üzerinden haber organı istatistikler halinde 51 milletvekilinin mesleki bilgilerini tablo şeklinde vererek haberi yorumlamıştır. Haberin ise 2753 kez okunduğu gözlemlenmiş, habere herhangi bir yorum yapıldığına rastlanmamıştır. Dolayısıyla büyük veriyle elde edilen verilerin haberleştiğinde değer kazandığı söylenebilmektedir. Araştırmada veri haberleri betimsel analiz yöntemiyle incelenmiş, araştırma öncesinde analizde farklılıklar olacağı düşünülmüştür. Dünyada ve ülkemizde ulusal yayın yapan haber kuruluşlarında veri haberi örneklerini görmekteyiz. Bunun yanı sıra yerel gazetelerde de veri gazeteciliği örneklerine yer verildiği gözlemlenmiştir. Gelişen ve globalleşen dünyada artık haberin sadece duyumsal ya da yorumsal olarak yapılmadığı, ulusal veya yerel medyada da artık istatistiki verilerin kullanılarak haberleştirildiği görülmektedir. Büyük veriyle beraber veri haberciliği, istatistiki bilgiye dayanan, bilimsel açıklayıcılığı olan haberler de yaratmıştır. İstatistiki veriler ile ortaya konulan haber, bilimsel dayanaklara oturtulduğu için habere olan doğruluk ve güvenilirliği artırmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.